Şampiyonumuz 13 kez birincilik kürsüne çıkmıştır. Superbike tarihindeki ilk Türk sporcumuz dünya şampiyonu olup ülkemizi gururlandırmıştır. Şimdi alkışlarınızla dünya Superbike şampiyonu Toprak Özcaklıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Şimdi evet, toprağın bir ağabeyesi olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Güzel bir kalabalıkla toprağımızı karşıladınız. Toprağın yaptığı başarı kolay bir başarı değil. Özellikle bu motorun üzerinde yarışmak hiç kolay değil. Toprak dünya şampiyonu olarak aramıza geldi. En son gidişinde de şampiyon olarak döneceksin demiştim. Her zaman başarılarla dolu bir grafik çizdi. Rahmetli Arif kardeşimizin bize emaneti. O da bu gururla yaşamak ister ama Allah onu da gani gani rahmet eylesin kardeşimize. Toprak emaneti, babasının ona verdiği öğütleri, onundan istediği başarıları Toprak bugün elde etmiştir. Kendisini kutluyorum. Kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin adına da. Bu gururu yaşattığı için Alanya olarak da ona minnettarız. Dünya şampiyonu kardeşimiz, hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bundan sonraki yarışlarda da nice başarılar dilerim. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Hep Alanya, hep ilklerin şehridir, ilklerin kentidir. Hep güzelliklere, renkliliklere vesile olmuştur. Hep de öncülük olmuştur. Bugün de Toprak kardeşimiz Alanya'ya, hem bizim bölgemize, hem de ülkemize bir gurur yaşattınız. Önce çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsun, senin çocukluğunu biliyoruz. Rahmetli Arif arkadaşımızın, Arif Bey arkadaşımızın hep motorun önünde uzun, daha doğrusu aynı senin hem onu uzun saçlı olarak hatırlıyoruz. Senin de küçükken saçların uzundu, yelelerin vardı omuzuna kadar inen. O zamanın 5-6 yaşlarını hatırlıyorum. Şimdi de bugünkü günleri belki o zaman hayal edemezdik ama biz senin daha birçok başarılara olacağını, daha birçok dünya şampiyonluğunu bu kente, bu ülkeye armağan edeceğini hayal ediyoruz ve Allah yolunu açık etsin, kazasız belasız günler nasip etsin. Emeği geçen başta ailene, babana rahmeti, Allah rahmet eylesin ve başta yani yolun açık olsun, Allah yar ve yardımcın olsun, hayırlı olsun, sağ olun. Evet, ben de başta Toprak Razgatlı'nı çok tebrik ediyorum. Diğerli hemşerilerime de böyle güzel bir organizasyon için, başta belediye başkanımız, Alanya Spor Başkanımız ve değerli bütün Alanyalılara, bütün motosiklet derneklerine, temsilcilerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Dünya Superbike Şampiyonu olarak hem başta ülkemizi ancak en çok da bizleri, Alanyalıları gururlandırdı. Böyle bir gurur yaşattığı için ben başta toprağın kendisine, ancak bütün ekip çalışma arkadaşlarını unutmadan ve olmazsa olmaz sponsorlarını da unutmadan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel başarıları, kazasız belasız hayırlı bir şekilde ulaşmasını temenni ediyorum ve tekrar tebrik ediyorum.
katılan herkese çok teşekkür ederim ve sizleri burada görmek gerçekten çok gurur verici ve duygulandım. Çünkü dünya şampiyonluğu kolay bir şampiyonluk değil. Yaklaşık 8 ay sürdü ve son yarışımızda dünya şampiyonluğunu ilan ettik. Bu yüzden bir tane yarışta dünya şampiyonluğu olunmuyor. 8 ay süren bir sezondan sonra dünya şampiyonluğu unvanını aldık ve şimdi buradayız. Tabii ki de her sporla uğraşan gencin bir hayali dünya şampiyonu olmaktır. Bu hayalimi gerçekleştirmek için gerçekten çok mutluyum. Ve ben hiçbir zaman ben dünya şampiyonuyum demiyorum. Çünkü bunu hep beraber yaptık. Bizim iyi günümüzde, kötü günümüzde, sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarda sizlerin yorumu, sizlerin beğenisi sonucu gerçekten hem güçleniyoruz hem çok mutlu oluyoruz. O yüzden bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Hiçbir zaman ben demeyi seven biri değilim. O yüzden biz dünya şampiyonu olduk. Bu hepimizin başarısı. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aferin Toprak. Şimdi de Sayın Belediye Başkanım, küçük bir ödülümüz var Toprak Bey'e. Hep birlikte buradayız efendim. Tebrikler şampiyon. Tebrikler şampiyon. Ağır mı çok? Şimdi basın mensuplarımızı ve değerli geldiğim için çok mutluyum ve bu şekilde karşılamak gerçekten beni çok duygulandırdı. Çünkü yani burada doğdum, büyüdüm. Böyle bir karşılama gerçekten hiç beklemiyordum. Hem şaşırdım, hem duygulandım, hem de gerçekten çok mutlu oldum. Tabii ki de biraz önce de dedim, bu şampiyonluk sadece kendi adıma almadım. Çünkü biz şampiyon olduk. Bu hepimizin başarısı. O yüzden sadece kendi adıma sevinmiyorum. Ülkem adıma, Alanya adına çok seviniyorum. Çünkü inanılmaz bir şeyi başarmış olduk. Bu kategoride ilk defa bir Türk dünya şampiyonu oldu. Bu kadar uzun zaman sonra ve yarıştığımız marka, Yamaha markasıyla 13 sene sonra tekrar dünya şampiyonluğuna çıktı. Çok büyük bir başarı elde ettik. Bunun için de çok mutluyuz. Ülkeme geri döndüm, Alanya'ma geri döndüm. Böyle bir karşılama için herkese çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Peki Jonathan Ray'nin 6 yıllık şampiyonluk serisini sen yıktın. Bu ayrı bir gurur. Gelecek sene yine şampiyonluk hedefin olacak ve aynı takımla devam edecek misin? Tabii 6 yıl sonra Jonathan Ray'nin önünde yarış bitirdik ve dünya şampiyonu olduk. Kendisi 1 numaradan eski kendi 65 numarasına geri dönüyor. Tabii ki de seneye daha iyisi için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir zaman antrenmanları bırakmadım çünkü geçen sene neredeyse her gün antrenman yapıyordum. Şu anda bir aylık bir boşluğum var. O boşlukta birazcık antrenman ve hafif tatil yapmak istiyorum. O yüzden de Alanya'ya geldim. Çünkü doğduğum, büyüdüğüm yer, en çok sevdiğim şehir burası. Şimdi birazcık tatil, biraz da antrenman yapacağım. Daha sonrasında zaten sezon tekrar başlıyor. Elimizden geleni yapıp daha iyisi için savaş vereceğiz. İnşallah daha güzel geçer seneye. Peki 54'ü kullanıyorsun hep numara olarak. Evet. 07'yi de bir yerlerde görür müyüz? Şöyle, ben normalde benim numaram 7'ydi. Evet. Ben daha önceki senelerinde 7 ile başladım. Şu anki yarıştığım yerde 7 numara kullanılıyor. O yüzden biz 7 numarayı kullanamıyoruz. O yüzden 54'ü kullandım. Şimdi de 54 numarayla dünya şampiyonu olduk. Sıra dedik 1 numarayı kullanma zamanı.
O yüzden seneye bir numarayla pistlere çıkacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.